Evet, webinarımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Grand SIM Device Management sistem, Grand SIM cihaz yönetim sistemini inceleyeceğiz. Ben Procom Teknoloji Teknik Destek Mühendisi Alper Aşçı. Webinarımız kaydediliyor şu anda ve gün içerisinde de YouTube kanalımızda paylaşılıyor olacak. Dilerseniz oradan da webinarımızı daha sonra izleyebilirsiniz. Bugün sizlere biraz Grand SIM Device Management sistemden bahsedeyim ve daha sonra arayüz eğitimiyle devam edelim. Grand SIM Device Management sistem, Grand SIM uç nokta cihazlarınızı ve UCM63 serisi IP santrallerinizi yönetmeye yarayan bir bulut tabanlı bir yönetim platformudur. Ve bu platform sayesinde, ve bu platform tamamen ücretsizdir bu arada, bu platform sayesinde UCM 63 serisi IP santrallerinizi dünyanın hangi noktası olursanız olun, aynı şekilde VoIP sistem kısmında da Grand SIM uç nokta cihazlarını dünyanın neresinde olursanız olun kontrol edebilirsiniz. GDMS bulut tabanlı bir sistemdir, bunu söyledim. Ve bu sistemin güvenlik tarafında, yani burada herhangi bir NAT yapmazsınız santralinize. Direkt olarak gerekli bilgileri nasıl ekleneceğini göstereceğim. Girdikten sonra santralinizi kaydedebilirsiniz. Grand SIM Device Management sistemin UCM IP santralinize, 63 serisi IP santralinize erişmesi ya da uç nokta cihazlarının erişmesi yeterlidir. Herhangi bir NAT ayarı yapmanıza gerek yok dediğim gibi. Burada siteyi açtığımızda gdms.cloud adresine gittiğimizde bize bir giriş sayfası gelmektedir. Ve bu giriş sayfasını bir hesabınız yoksa tamamen ücretsiz bir şekilde burada sign up kısmından hesap oluşturabilirsiniz. Hemen sign up kısmına geliyorum. Burada Grand SIM Device Management sisteme kayıt olmak için benden istediği bazı bilgiler var. Kullanıcı adı, görünecek isim, mail, parola gibi. Bu bilgileri doldurduktan sonra geçerli bir mail adresi girdiyseniz o mail adresine bir onaylama linki gelmektedir. Ve onaylama linkini onayladıktan sonra Grand SIM Device Management sisteme giriş yapabilirsiniz. Benim zaten bir hesabım var. Şu anda giriş yapayım. Burada bu arada güvenlik tarafında da şundan bahsedeyim. Parolalarınız GDMS Cloud'da parolalarınız tamamen kripto paraların korunduğu seviyede bir kriptolamayla korunmaktadır güvenlik tarafında. Şimdi GDMS arayüzümüze giriş yapalım. GDMS arayüzüne giriş yaptığımızda gördüğünüz gibi bizi UCM 63 serisi IP santrallerde olduğu gibi bir dashboard ekranı karşılamakta bir panomuz var. Burada menülere geçmeden önce size bahsetmek istediğim şey şu. Organizasyon kısmını görüyorsunuz. Default olarak bir organizasyonum var ve bunun üstüne geldiğimde Create Organization, yani yeni organizasyonlar yapabiliyorum. Burada organizasyonların amacı şudur. Bu Grand SIM hesabınızın altına müşterilerinizi organizasyonlar olarak eklemelisiniz. Organizasyonlar olarak eklediğinizde onları ayrı ayrı yönetebilirsiniz. Her organizasyonun kendine ait bir menüsü vardır. Ve o menüler, eğer aynı organizasyona birden fazla farklı müşteri eklerseniz o zaman dahilleriniz, cihazlarınız aynı menülerde gözükür. O yüzden her müşteriniz bir organizasyon olacak şekilde eklemeler yapmalısınız. Aynı şekilde organizasyonun altında da şurada gördüğünüz gibi site'lar bulunmaktadır. Site'lar da şu işe yarıyor. Bir organizasyon firmanız var, A firmasının. A firmasının A şubesinin bir site, A firmasının B şubesinde diğer bir site olarak düşünebilirsiniz. Yani alt organizasyonlar şeklinde düşünebilirsiniz. Öncelikle bu organizasyon kısmından bahsedeyim. Burası önemli. Yani bu arayüzü nasıl yöneteceğinizi az çok bize anlatan nokta. Şimdi dediğim gibi menülerle devam edelim. Bir de burada UCM Remote Connect sistem ve VoIP sistem olmak üzere iki ayrı seçenek sunmuş bize Grand SIM Device Management sistem. Burada eğer UCM 63 serisi IP santral kullanmıyorsanız ya da onu eklemeyecekseniz VoIP sistem kısmını da kullanıp orada da SIP Server ekranı vardır. Hemen geçiş yapıp göstereyim. VoIP account kısmında SIP Server ve SIP account kısmı bulunmakta. Bu menüleri birazdan detaylıca inceleyeceğiz. SIP Server kısmına eğer bir bulut santral ve sahipseniz ve uç nokta cihazları olarak Grand SIM cihazları kullanıyorsanız bu ekranda cihazlarınızı Device Management ekledikten sonra SIP serverınızı, bulut olan SIP serverınızı tanıtıp SIP account'larınızda atamalar yapabilirsiniz. Yani bu ekrandan bütün bulut santralinizin Grand SIM cihazları kullandığınızda Device Management kısmından atamalarını, ayarlamalarını yapabilirsiniz.
Cihazlarda aynı lokaldeymiş gibi erişim sağlarsınız. Aynı lokaldeymiş gibi ping atabilirsiniz, tracing yapabilirsiniz, ayarlarını değiştirebilirsiniz. Burada önemli olan Grassim Device Management sisteme cihazın erişmesidir. Önemli olan budur. Herhangi bir NAT ayarı yapmanıza gerek yoktur USM Remote Connect tarafında. Eğer 63 serisi bir USM device eklediyseniz herhangi bir NAT ayarı yapmadan cihazın Grassim Device Management sisteme erişmesi yeterlidir. Yeterli olacaktır. Şimdi menülerimizle başlayalım. Öncelikle dashboard ekranımız var demiştim. Dashboard ekranımızda cihaz istatistikleri, çağrı istatistikleri ve cihaz listesi olmak üzere 3 ayrı menümüz bulunmakta. Bunları inceleyelim. Dashboard kısmında, total kısmında gördüğünüz gibi benim USM device'larım hakkında bilgi veriyor. 2 adet online cihazım varmış, offline cihazım bulunmamaktaymış. VoIP device kısmında 1 adet VoIP device'im varmış ve toplam dahili sayım da 52'ymiş. Bana bunun bilgilerini veriyor bu organizasyonumun. Çok gelişmiş bir alert info sistemi bulunmakta Grassim Device Management'ta. Bu tabii özelleştirilebilir bir sistem ve burada mail notification, SMS notification gibi ayarları da açabilirsiniz. Bunları birazdan göstereceğim. Burada alert sayfamız mevcut. VoIP device statüste 1 adet VoIP device'im varmış ve bu online durumdaymış. VoIP device türünde de audio device'mış bu. Türlerine de VoIP sistemde geleceğim. Ve aynı şekilde burada USM real time statüsüm var. Burada da USM'in bilgilerini güncel bir şekilde işte kaynak kullanımlarının üstündeki aktif çağrılara ulaşabilirsiniz. Çağrı istatistikleriyle devam edeyim. Çağrı istatistiklerinde ise burada toplam çağrı aynı CDR sayfasından USM IP santrallerinin CDR sayfasının altında istatistik kısmında olduğu gibi toplam çağrıları bilgisini veriyor. Grassim Device Management ek olarak remote çağrıları ve remote oturumların da bilgisini veriyor bana. Yani Grassim Device Management üstünden eğer Wave ile oturum açtıysanız ve Wave ile bir görüşme gerçekleştirdiyseniz bunların da bilgisini vermekte burada. Device list kısmında da cihazlarımı görebiliyorum. Burada cihazların modelleri, isim verdiğim isimleri, firmware'larını ve hangi organizasyonda olduğunu görebiliyorum dashboard kısmında. Şimdi hemen bir aşağıda organizasyonun overview buradaki menüleri inceleyelim. Overview tarafına geldiğimde bu da aynı bu organizasyonun panosu gibi düşünebilirim. Bu organizasyon altındaki cihazların panosuymuş gibi düşünebilirim. Burada da yine cihaz istatistikleri ve çağrı istatistikleri mevcut. Aynı menü. Extension kısmında burada görüyorsunuz santralinizin USM device kısmına eklediğiniz santrallerin dahilileri de görmektesiniz burada. Burada extensionlar için export seçeneğimiz mevcut ve aynı şekilde seçim yaptığınızda SIP server'ını modifiye etmeniz mümkün. Yani burada SIP server değişikliği yapabilirsiniz. Şimdi mesela burada benim bir numaralı Webinar USM'e ait bir dahilim var. Bu dahili üstünde ne gibi özellikler yaparım? Eğer SSID account dersem burada ben o dahiliyi bir cihazıma gönderebilirim. Burada mesela USM Teknik Site'ın altında WRP2615 cihazım var. Ve bu cihaza ben account birine bu bin numaralı dahiliyi buradan assign edebilirim. Gönderim yine sağlayabilirim. İstersen bunu tabii ki de VoIP device kısmında da yapabilirim. Oraya da göstereceğim. Bu menüde genel olarak dahilleriniz var. Buradan silme işlemi de yapabilirsiniz. Düzenleme işlemine bastığınızda USM'in uzaktan arayüzüne gitmekte. Yine benzersiz bir GDMS domain ile USM'e uzaktan eriştikten sonra düzenleme yapabilirsiniz. USM device kısmına gelelim. Öncelikle USM device kısmında gördüğünüz gibi cihazların MAC adresini, modelini, üstündeki firmware versiyonunu, server adresini ve plan türünü söylüyor. Planımız zaten open beta planı var sadece ve tamamen ücretsiz bir plandır bu. Burada da site ismi hangi site'te olduğunu söylüyor. Şimdi yukarıdaki menülerle devam edelim. Add device kısmına tıkladığımızda cihaz eklemesini buradan yapacağız. Cihazımıza bir isim veriyoruz. Cihazımıza isim verdikten sonra cihazın MAC adresini ve initial password'ünü istiyor gördüğünüz gibi. Burada initial password kısmı önemli. Burada çok sayıda hata yapılıyor.
Ondan bahsedeyim biraz. Initial password cihazın etiketindeki paralıdır. Yani buraya cihazı kaydederken siz daha sonra işte lokalde bir kurulum yaptınız ve GDMS'e kaydediyorsunuz cihazı. Sizin admin olarak değiştirdiğiniz şifre değil, sizin buraya etiketindeki parolayı girmeniz gerekmekte. Ve site kısmında da bir site seçerek bunun atamasını yapabilirsiniz. Siteler için ne demiştik? Organizasyonun alt organizasyonu şeklinde düşünülebilir. İşte şube gibi düşünülebilir, bir firmanın şubeleri gibi düşünülebilir site kısmı. Buradan atamasını yaptım. Bilgileri doğru bir şekilde doldurdum ve save dedikten sonra yazım artık buraya ekleniyor ve ona bir plan ataması yapılıyor. Dediğim gibi zaten sadece tek bir plan var. O plan ataması yapılıyor ve cihaz online duruma geldiğinde yeşil olarak gözükmekte. Offline ise gri gözüküyor. Herhangi bir network problemi içeriyorsa ve GDMS bunu tespit ettiyse turuncu ibare var ve orada da network restricted yazıyor. Import ve export seçeneklerimiz mevcut. Import edip bir Excel dosyası vermekte. Özür dilerim. Export edip bir Excel dosyası vermekte ve orada gerekli bilgileri doldurup diğer bir cihazlarınızda buraya tekrar import işlemi yapabilirsiniz. Aynı yüzdemde dahililerde import export özelliğini kullandığımız gibi. Bir aşağıdaki menülerle devam edelim. Seçtiğim cihazı burada gördüğünüz gibi seçtikten sonra açılan bir menülerimiz var. Upgrade firmware yapabiliyorum. Upgrade firmware'e bastığımda firmware versiyonu seçerek firmware güncellemelerini gerçekleştirebiliyorum. Burada sadece official firmware'ler gözükmekte. Yani release olmuş firmware'ler gözükmektedir. Beta firmware'ler burada yok. Ama dilerseniz firmware.grandsim.com'dan beta firmware de kullanmak istiyorsanız o firmware'ları indirip kendinize ait bir 1 GB'lık GDMS'in sunduğu, onu da tamamen ücretsiz sunduğu resource ekranımız var. Oraya firmware'ı upload edip burada o firmware'ları da kullanabilirsiniz. Task time kısmında immediate ve scheduled seçeneklerimiz mevcut. Immediate dediğinde ben bu ne zaman save'e basarsam firmware'ı seçip hemen atar. Schedule dediğimde zamana bağlı atar. Burada gördüğünüz gibi zaman aralığı, task ve zaman aralığı girersiniz. Bunun da schedule'ı da şu şekilde kullanabilirsiniz örnek vermek gerekirse. Genelde santrallerde güncellemeler mesai dışında yapılır. Ama siz şu an arayüzündesiniz. Şu an mesai saatlerinin olduğunu düşünelim. Arayüzündesiniz ve güncelleme yapacaksınız. Bunun için bir schedule yazıp işte mesai saatinden sonra başlayacak şekilde bir ayarlama yapabilirsiniz. Ve mesai saatinden sonra o task GDMS tarafından yürütülür. Daha fazla herhangi bir ayar yapması gerek yoktu. Site assignment kısmında ise bu cihazın site'ını buradan değiştirebilirsiniz. İşte Webinar UCM site'ıydı. Ben UCM teknik site'ına alabilirim buradan. Site değişikliği yapabilirsiniz. Mor seçeneğinde silme ekranımız var. Bir cihaz ekledim. Başka bir GDMS hesabına eklemek için o cihazın herhangi bir GDMS hesabında olmaması gerekiyor. Çünkü bir cihazı iki farklı GDMS hesabına ekleyemezsiniz. Dolayısıyla bir cihazı sildikten sonra diğer bir GDMS hesabına ekleyebilirsiniz. Bu tip durumlarda da silme ekranımız burada delete seçeneğimiz mevcut. Reboot device özelliğimiz de var. Buradan herhangi bir şekilde reboot gönderebilirsiniz. Bu reboot da bir görevdir, bir task'tır. Bunu da zamana bağlı gerçekleştirebilirsiniz. Hatta sürekli tekrarlama da yapabilirsiniz. Bunları da göstereceğim. Ve flash list dediğinizde burada zaten sistem burayı yenileme yapıyor, tazeleme yapıyor. Şimdi seçtiğimiz cihazda yukarıdaki menülerden ayarlama yapmayı gösterdim. Bir de option kısmında ayarlamalarım var. Burada ilk ayarım Remote Access to PBX. Buna bastığım zaman açılır pencerede benzersiz bir domainle GDMS cihaza uzaktan erişiyor. Dediğim gibi cihaz onlinesa dünyanın neresinde olursanız olun cihaza erişebilirsiniz. Aynı lokaldeymiş gibi işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Arayüzleri, menüleri kullanıcı şuraya giriş yaptıktan sonra erişebilirsiniz. Device Details kısmında burayı buradan gösterebilirim. Açılır bir pencere değil. Cihaz hakkında detaylar var. Burada real time statüsünü görebilirsiniz. İstatistik raporlarını görebilirsiniz. Bir herhangi bir ayar yaptıysanız. Sistem bilgilerini görebilirsiniz. Bilgileri çekmesi biraz zaman alıyor. Ve plan information kısmında planını görebilirsiniz.
Burada Max Remote Session özelliğimiz sayımız var. Bundan bahsedeyim. Bu plan ücretsiz ve tek bir plan var dedim. Bu plan için UCM'deki mesela CDR'ı GDMS Cloud'a kaydetmek istiyorsunuz. Bunun için bize ayrılmış alan 5 GB'tır. Ancak bunu arttırabiliyorsunuz planla. Arttıramadığınız şey şu, Max Remote Session 36'dır. Her santralde rave üstünden bir remote oturum açtığınızda eş zamanlı görüşme yapabileceğiniz sayı 36'dır. Santraliniz işte 63.08 bile olsa hani sayısı orada bir santralin sayısı belirlemez. GDMS üstünden, wave üstünden yapacağınız maksimum eş zamanlı çağrı sayısını 36'ya indirir. Ama bu sadece wave kısmı için geçerlidir. Şimdi overview kısmıyla devam edelim. Dediğim gibi burada device status detaylı bir şekilde cihaz bilgilerine erişebiliyorum. Şimdi diagnostik kısmı var. Diagnostik kısmına gelelim. Diagnostik kısmında ben cihazımın ismini, işte MAC adresini, public IP, private IP ve modelini işte ve device kategorisini görebiliyorum. UCM Remote Connection için bir diagnoz başlatabiliyorum cihazla, GDMS Cloud'la cihaz arasındaki durumu incelemek için. Ping trace route yapabiliyorum. Bir herhangi bir yere ping atabiliyorum. Cihaz aynı lokaldeymiş gibi ve bir trace route'umu, hop noktalarıma bakabiliyorum. Sysdock başlatabiliyorum. Aynı cihazlara üzerindeymiş gibi Sysdock ve Capture başlatabiliyorum. Bunlar bizim sorun giderme tarafında kullandığımız araçlarımız. Network diagnosis olarak bir diagnosis network tablosu dokümanını alabiliyorum ve aynı şekilde sistem durumunun dokümanını alabiliyorum. Grassi Üniversite Management Sistem üzerinden. Zaten diagnostik menüsü bundan oluşuyor. Tekrar UCM Device kısmına dönüyorum. Ve bir de daha fazla seçenek kısmında ise cihazımda düzenleme yapabiliyorum. Ama burada sadece isim değişikliği yapabilirsiniz. Çünkü cihazın MAC'i ve türü zaten değiştirilemez. UCM Remote Connect Settings kısmında ise buna bastığınızda yine açılır pencerede cihazın uzaktan arayüzüne gider ve orada Remote Connect ayarlarını görüntüleyebilirsiniz. Custom Wave Logo'da da aynı şekilde. Eğer cihazı, UCM60 serisi bir cihazı GDMS'e kaydettiyseniz Custom Wave Logo kısmında Wave ekranı için logolarını özelleştirebiliyorsunuz. Şirketinizin ya da firmanızın logolarını kullanabiliyorsunuz Wave için. Özelleştirmeler yapabiliyorsunuz Grassim logosu yerine. Backup UCM Data'da da aynı şekilde bir backup. Şimdi storage kısmında bahsedeceğim. Backup'ınızı GDMS üstüne yedekleyebiliyorsunuz. Authorizing Management kısmında burada bir yönetimsel olarak yani authorizing'larınızı yönetebiliyorsunuz. Operation Log kısmında yaptığınız işlemleri, GDMS üstünde yaptığınız işlemlerin logları tutulmakta. Bunlara erişebiliyorsunuz. Task History kısmında bunu buradan gösterebilirim. Task History kısmında ise cihaz üstünde herhangi bir task gerçekleştirdiyseniz, örnek veriyorum reboot, firmware güncellemesi gibi bu cihazın o task neler yapılmış, onların loglarını görebiliyorsunuz. Şimdi tekrar geri döneyim. Upgrade, reboot ve delete seçeneklerimiz burada da mevcut. Cihazı silip yeniden başlatabiliyorsunuz ve firmware'ını güncelleyebiliyorsunuz. Genel olarak UCM Device menüsünde yaptıklarımız bu şekilde. Void Device kısmında bunu buradaki Void Device kısmında Void sistemde bahsedeceğim. Orada göstereceğim. Yine aynı UCM Device. Burada da cihazınızı özelleştirilebilir seçenekler mevcut. Şimdi çağrı istatistikleriyle devam edeyim. Burada çok detaylı bir şekilde GDMS üstüne kaydedilen çağrılarda burada bu seçeneği aktifleştirdiğinizde santral üzerine yapılan görüşmelerde bize santral sesli görüşme olsun, görüntülü görüşme olsun bunların bilgilerini detaylı bir şekilde vermekte burada çağrı istatistiklerini inceleyebilirsiniz. Ve herhangi bir aralık seçerek burada onların da belirlediğiniz aralıkları çağrı istatistiklerini kontrol edebilirsiniz. Gelelim template kısmına. Template kısmında burada görüyorsunuz bize açılır 3 pencere sunmakta. Bunlar üçü de birbirinden farklı template gönderme yöntemleri. By Model, By Group ve By CFG olmak üzere. Öncelikle By Model'a geleyim. By Model kısmında Add Model Template dediğinizde burada model seçersiniz. Örnek vermek gerekirse test dedim. Model olarak cihazımı seçiyorum. Desteklenen cihazlarım, 3 nokta cihazlarım burada mevcut.
Buradan mesela örnek veriyorum. GRP 2601'i seçelim. Burada site özelleştirmesi yapabiliyorsunuz. Tüm sitelerinizde geçerli olmak ya da sadece seçtiğiniz sitelerde geçerli olmak ya da hiçbir site geçerli değil. Ben onu manuel olarak kontrol etmek istiyorsam none seçeneğim de mevcut. Burada CFG dosyanızı yüklüyorsunuz. CFG dosyasını nereden elde edeceksiniz? Ondan bahsedeyim biraz. CFG dosyasını cihazın arayüzünden ya da GraalVM'in sitesinde Tools kısmında Configuration Template dosyasından elde edebilirsiniz. XML ve TXT olmak üzere iki farklı dosya türümüz var. Bunu elde bunlarda gerekli düzenlemeleri yapıp buraya upload ettiğinizde bunu tüm cihazlarınıza gerekli 2601 özelinde seçtiğiniz model özelinde tüm cihazlarınıza gönderebilirsiniz. Ve bunun için bir tanım girebilirsiniz. Örnek veriyorum orada sadece SIP server ayarları yapmışsınızdır. Buna bir tanım olarak işte SIP server diye girebilirsiniz. Burada çünkü istediğiniz kadar template ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir template eklemesi yapabilirsiniz upload ettikten sonra. By model kısmında modele göre template yaparsınız. By group'ta da burada ürün grubuna göre template oluşturursunuz. Add group template dediğimizde yine buna da bir isim verdim. Türünü soruyor bana. Diyor ki DP serisi, HT serisi, GRP serisi gibi burada tüm mesela GRP serisinde ortak özellik, ortak olarak kullandığınız bir template'iniz var. Bunu by group, add group template'i ekledikten sonra o cihazı upload ettikten sonra tüm GRP serisi cihazlarda geçerli olmak üzere bu template'inizi kullanabilirsiniz. By CFG'de de burada ise şöyle ayarlarını düzenlediğiniz bir CFG dosyanız var ve bunu buraya import ettiğiniz zaman XML ve TXT olacaktı türünü söylemiştim. Dosya türünü. Bunu buraya gönderdiğiniz zaman GraalVM Device Management System bizden şunu istiyor. Upload ederken MAC adresi nokta XML şurada görüyorsunuz. MAC adresi nokta XML ya da TXT MAC adresi nokta TXT şeklinde upload et ki ben onu cihaza gönderebileyim diyor. Bu şekilde MAC bazlı da by CFG kısmında da XML ya da TXT yapılandırdığınız template'inizi upload edebilirsiniz. Şimdi storage kısmıyla devam edelim. Storage kısmında bahsetmek istediğim öncelikle upload file kısmına geleyim. Upload file kısmında burada cihazınızı seçtikten sonra buna da bir isim verip burada yukarıda click or drag kısmından upload ettiğinizde bana desteklenen dosya türleri tar, VLC ve VLC olmak üzere 3 dosya türü vermiş. Santralde genel olarak backup olsun, güncelleme dosyaları gibi şeyler olsun tar olarak vermekte zaten. Burada dosya türünü de upload ettiğiniz dosyanın türünü de seçebiliyorsunuz. Hangi türler var bunlara bakalım. Config file'ım var, CDR rekortlarım var, audio rekortlarım var, kuyruk rekortlarım var, konferans audio rekortlarım var, stage rekortlarım var, emergency call rekortlarım. Ben buraya upload edip burada saklayabiliyorum. Cihazın Mac'ini seçtikten sonra o cihaz altında bunları saklayabiliyorum. Genel olarak mesela backup dosyalarınızı burada saklayabilirsiniz ya da belli aralıklarla aldığınız CDR dosyalarını burada saklayabilirsiniz. Dosyanızı upload ettikten sonra ok seçeneğine bastığınızda o buraya gelmekte ve burada bir depolama özelliği olarak saklayabiliyorsunuz. Burada bir özelliğimiz daha var. O da convert özelliği. Convert config file kısmında bu da şu işe yarıyor. USM, daha önce bu kullandığınız mesela USM 62 veya USM 65-11 santraliniz var. Bu santralinizden aldığınız backup'ı USM 63 serisi bir santrali onu convert edebiliyorsunuz. Aldığınız backup'ı buraya upload ettikten sonra hangi santrale onu backup yapacaksanız onu seçiyorsunuz. Mesela benim burada USM modelim var. Onu seçiyorum. Burada yalnız dikkat etmeniz nokta şu. Cihazın GraalVM sistemi USM 63 serisi o backup'ı konvertleyeceğiniz cihazın ekli olması gerekiyor ki burada seçenek olarak çıksın. Yoksa mesela USM 63 yok benim hiç. Gördüğünüz gibi o çıkmıyor. Ona convert edemem. Burada bir de şu dipnot olarak şunu ekleyeyim. USM 62.04'ten aldığınız bir backup'ı da USM 63.02'ye atabilirsiniz. Bildiğiniz üzere mesela USM 62.04'ten backup aldığınızda onu USM 62.02'ye atamıyorduk. Çünkü orada FXS ve FXO port sayılarının USM 63.04
gerekiyordu. Sadece birinci ve ikinci portun bilgilerini içerecek backup olması gerekiyordu. Üçüncü ve dördüncü portun bilgileri olursa onu 62'ye atamıyordunuz. Burada öyle bir kısıtlama yok. UCM 62 serisi veya 65 ondan aldığınız bir backup'ı UCM 63 serisi bir santralin backup'ı olarak konvertleyip kullanabilirsiniz. Konvert seçeneğimiz de buna yarıyor. Şimdi site kısmından bahsettim zaten. Dedim ki bu organizasyon alt organizasyonları şeklinde düşünebilirsiniz. Yani bu organizasyon A firması ise site'da A firmasının A şubesi, A firmasının B şubesi gibi düşünebilirsiniz. Default olarak zaten bir site açmakta buraya dilediğiniz kadar sınırsız sayıda site ve organizasyon ekleyebilirsiniz DDMS'de. Task kısmına geleyim. Task kısmında öncelikle zaten gerçekleştirdiğiniz tasklar burada gözükür. Ama siz manuel olarak bir task eklemek istiyorsanız Add Task seçeneğinden neleri task görev olarak ekleyebilirim CDMS'e onları göstereyim. Bir task ismi giriyorum. Task ismi girdikten sonra Task Time kısmında Immediate, Scheduled ve Interval seçenekleri mevcut. Immediate ve Scheduled'dan bahsetmiştim. Immediate hemen şu anda atması. Scheduled belirlediğiniz zamana bağlı atması. Interval seçeneğine bakalım. Burada bir de Interval seçeneğim var. Interval seçeneğinde de belli zaman aralıklarıyla onu yapması, yani işlemi tekrarlanarak yapması demektir. Başlangıç tarihini seçip burada günlük olarak ya da her işte günün her X günde bir, her çarşamba gibi ya da her ayın işte 30-26 gününü seçerek ya da her ayın yine aynı şekilde işte haftaları var burada. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü haftasının çarşamba günü şeklinde gibi de burada bir tekrarlanan işlem, görev gerçekleştirebiliyorsunuz. Task time kısmında bunu ayarlayabilirsiniz. Task türü kısmında neler yapabiliriz? Bunlara bakalım. Bir reboot'a bağlı, işte dediğim gibi reboot yeniden başlatmak için sürekli yapması için interval reboot seçeneği görevi yapabilirim, yazabilirim. Fabrika ayarlarını sıfırlayabilirim. İşte hemen şu an fabrika ayarlarını sıfırla gibi bir task yazabilirim. Upgrade firmware yapabilirim. Bunu interval yapmanız cihazı sürekli firmware'ini kontrol etmesine için bir task oluşturmuş olursunuz. Ve update config model ve grup bazlı config gönderebilirim. Dediğim işte hemen şu anda ya da bir belirlediğim zamanda ya da belli aralıklarla bunu yapabilirim. Run device kısmında ise burada istersen MAC adresi girip bunu yapabilirim. İstersen de eklediğim cihazları gördüğünüz gibi seçtiğiniz cihaz sağ tarafa seçilmiş cihaz olarak geliyor. Seçilmiş cihazlar kısmından da hangi cihazın etkileneceğini ayarlayıp seçebilirsiniz. Burada da bu şekilde görev eklemeleri yapabilirsiniz. Diagnosis menüsünden bahsetmiştim. Sorun giderme tarafında kullanılan bir aracımız bizim. Burada cihazı seçtikten sonra diagnostik'e bastığımda onunla ilgili işte herhangi bir registration abnormal diyor mesela yeni terapi olmuştu. Bunun sebebini öğrenmek için diagnostikler kullanabilirsiniz. Diagnostik seçeneklerinize faydalanabilirsiniz. Şimdi sistem alt başlığıyla devam edelim. Sistem menüsünde resource kısmı var. Resource kısmında öncelikle storage space'ten bahsedeyim. Resource sizin kaynağınızdır. DMS'in bize sunduğu bir kaynak yeridir. Buraya işte ringtonlarınızı, adres rehberlerinizi, dil paketlerinizi, işte beta firmware'larınızı gibi bazı kaynaklarınızı burada depolayıp bize 1 GB'lık alan vermektedir. Bu da arttırılabilir belli bir ücret karşılığında. Plan servis kısmından bahsedeceğim. Burada 1 GB'lık bir alan vermektedir ve burada siz bunların depolamasını yapabilirsiniz. Depoladıktan sonra firmware için ayrı, other resource için ayrı bir seçenek sunmuş. Öncelikle firmware kısmında dediğim gibi beta bir firmware kullanmak istiyorsunuz. Zaten official firmware'ler burada var. Biraz bunları herhangi bir yer kaplamada zaten sistemi gömmüş durumda. Custom firmware kısmında da upload firmware yapabilirsiniz. Dediğim gibi örnek vermek gerekirse beta bir firmware kullanıyorsunuz. Bu beta firmware'ı cihazlarınıza basacaksınız. Ve buradan onu upload ettikten sonra o sizin kaynağınız olmuş olur. Artık upgrade firmware yaparken onu seçebilirsiniz. Other Resource kısmıyla devam ediyorum. Other Resource kısmında da az önce bahsettiğim gibi burada upload file'da göstermek gerekirse dosya türünü ringtone bir picture işte ekrana bir wallpaper basmak istiyorsunuz. İşte şirketin logosunu içeren bir picture'ınız var. Bunu basmak istiyorsunuz. Language pack dil paketleri.
Other kısmında da herhangi belirtmeden, örnek veriyorum, adres book'unuz var. O adres book'u buraya gömüp saklayabiliyorsunuz. İşte bu organizasyonun bir rehberi var. O rehberi cihazlara göndereceksiniz. Göndermeden önce resource'unuzu eklediğiniz zaman o adres book'u da burada depolayabilirsiniz. Daha sonra kullanmak üzere. Evet, resource kısmında bahsettiğim bu kadar. Alert kısmına gelelim. Alert kısmında gördüğünüz gibi cihazlarda gerçekleşen olayların bana alarmlarını veriyor. Leveli, organizasyon, hangi organizasyon olduğunu, türünü ve hangi cihaz olduğunu, ne olduğundan bahsediyor. Burada mail notification yapabiliyorsunuz. Message notification yapabiliyorsunuz. SMS notification yapabiliyorsunuz. Genel olarak mail notification seçeneği kullanmakta. Buna bastığınızda hangi organizasyona ait olacağını seçtikten sonra subscriber kısmında burada sadece desteği görüyorsunuz şu an. Birazdan user'lar oluşturmayı other kısmında göstereceğim. Orada oluşturduğunuz user'ları da seçebilirsiniz. Örnek veriyorum. Şimdi organizasyonu test olarak seçtiğimi düşünelim. Test organizasyonunda benim bir firmam olsun, bir müşterim olsun, onun cihazları ekli olsun bu organizasyonda. Oranın da IT ekibi bu bilgileri almak için subscriber kısmına, ona da bir kullanıcı oluşturarak oranın da IT ekibine bu bilgileri göndermesi sağlayabilirsiniz. Mail olarak kullandığı şey de zaten GDMS'e kaydolurken kullandığınız maildir. Alert Detail kısmında, VoIP kısmında Registration Fail, Factory Reset, Reboot Device, fabrikadan sıfırlama, cihazda bir reboot işlemi, yeniden başlatma işlemi gerçekleşti ya da Register Fail duruma düştüyse bunları söylüyor ve bir görev yürütmekte bu cihaz başarısız olduysa bunun bilgilerini söylüyor ve cihaz offline duruma geçtiyse bana bunun alertlarını gönderiyor. Ama istediğim gibi yani göndermesini istemediğim şeyleri de kaldırabilirim. Yüksel kısmında çok daha detaylı bir şekilde bana alert göndermekte. Burada yani neredeyse aklınıza gelebilecek tüm alarm ünitesi, işte sistem crashlar, fail to one blokları olsun, cihaz offline duruma geçti, işte cihaz tekrar online duruma geçti gibi bunların saat tarihini belirten alertlar göndertebiliyorsunuz. Mail notification yapabiliyorsunuz. Ya da tüm kısımları bahsettiklerim bu şekilde. Şimdi burada other kısmında az önce dedim ki kullanıcılar açık kullanıcılar ekleyebiliyorsunuz. Şimdi bu GDMS account'u bildiğiniz üzere benim destek@proconteknoloji.com mail adresine kayıtlı admin rolünde bir GDMS hesabı. Peki bu hesabın altına ben müşterimin IT ekibi var ve bu IT ekibi de bu GDMS'ten kontrol ettiğim cihazları kontrol etmek istiyor. Ama tümünü paylaşamam, değil mi? Yani organizasyonda sizin diğer müşterileriniz de var. O zaman o organizasyona özel bir rolünü belirlediğiniz bir sub user oluşturarak o user'ı da ona verdiğiniz takdirde yine geçerli bir mail adresinde user oluşturduğunuzda o user'ı da ona atadığınız takdirde sadece kendi organizasyonunda ve sizin seçtiğiniz değişiklikleri yapabilecek şekilde bir kullanıcılar açabiliyorsunuz. Şimdi user kısmından önce organization'a gelelim. Burada organization zaten eklemeyi gösterdim. Add organization'ı da buradan da ekleme yapabiliyorsunuz. Rol kısmına gelelim. Rol kısmı burada önemli olan add role dediğinizde şuradan add role deyip göstereyim. Role bir isim girdim. Bir tanım girdim. İşte A firmasının A ekibi gibi. IT ekibi ya da A ekibi gibi. Neler yapabileceğiniz select permission kısmından sadece izin verdiğiniz şeyleri yapar. Örnek veriyorum. VoIP kısmında her şeye izin veriyorsunuz. Ama cihazları resetlemesine izin vermiyorsunuz gibi düşünelim. Sadece bu cihazları resetlemek dışında tüm VoIP kısmındaki tüm özellikleri kullanabilir bir rol eklemiş oluyorum mesela. Aynı şekilde USM Remote Connect kısmında. Yani neyin yetkisini verirseniz burada bütün detaylı bir şekilde nelerin yetkisini verebileceğiniz gözüküyor. Neyin yetkisini verebilirsiniz? O şekilde bir rol açmış oluyorsunuz. Ve bu açtığınız rolü de user kısmına gelip add sub user dedikten sonra isim verdim ben ona. Geçerli bir mail adresi girdim. Mail adresine rol kısmında o seçtiğim rolü atıyorum. Ve yönetebileceği organizasyon olarak da sadece test seçtim. O zaman sizin burada default olan organizasyonunuz, default'taki cihazlarınız ya da farklı organizasyonlardaki cihazlarınız değil, sadece testteki cihazlarınız görecek şekilde bir kullanıcı oluşturmuş olursunuz. Ve o kullanıcı da giriş yaptığında GDMS ekranına
Sadece kendi organizasyonunu, kendi cihazlarını görmüş olur. About GDMS kısmından bahsedeyim. Orada GDMS üstünde de API developer enable ettiğinizde üçüncü parti uygulamaları GDMS'in desteklediği üçüncü parti uygulamaları yapabilirsiniz. Burada account numaraları atama gibi cihazların konfigürasyonlarını API aracılığıyla kullanabilirsiniz. Neler yapılabileceğini zaten detaylı bir şekilde doküman olarak paylaşılmış durumda. About GDMS kısmında da desteklenen modelleri görebiliyoruz. Desteklenen modellere geçmeden önce burada bana bazı bilgiler veriyor GDMS. Diyor ki benim sistem versiyonum bu. Burada release notlarım var. Yani nelerin değiştiğini incelendiğinde nelerin değiştiğini görebilirsiniz. Uygulamalarımız var. Bu GDMS uygulamaları hem iOS hem Android Market'te mevcut. Oradan da indirip cep telefonunuzdan da sistemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Orada sadece yani bazı tabii bu web arayüzü gibi değil. Mesela cihazdan uzaktan gidemiyorsunuz gibi bazı özel kısıtlamaları mevcut. Desteklenen model ve firmware'lar olması gereken minimum ve önerilen firmware'lar burada erişebilirsiniz. Mesela bir cihaz eklemek istiyorsunuz. Örnek veriyorum GX16. Bu cihazın GDMS tarafından desteği yok. Burada hangi cihazların desteklendiğini görüntüleyebilirsiniz. GRP serisi tüm cihazlar desteklenmekte. GXP serisi 21 üst ve üstü cihazlar desteklenmekte. 21-30, 21-35, 21-40, 21-60, 21-70 gibi. Baz istasyonlarımız desteklenmekte. Audio device'lar kısmında ve wireless WP810 ve WP820 de desteklenmekte. WP810 beta'da şu anda yeni eklendi. Kısa bir zaman sonra o da diğer cihazlar gibi release olacaktır. Video Surveillance Device kısmında ise SIP kameralarımız mevcut. SIP kameralarımızı da buradan kontrol, GDMS ekleyip kontrolünü sağlayabilirsiniz. Video device'larımızda da dokunmatik ekranlı Android cihazlarımız mevcut. Android cihazlarımızı buradan kontrol edebilirsiniz. Konferans cihazlarımız da işte video konferans cihazımız 3210, speakerımız 3510 gibi bunları da kontrolünü buradan sağlayabilirsiniz. GDM'si ekleyebilirsiniz. Desteklenmektedir. ATA cihazlarımız, HT, FXS cihazlarımız mevcut. Bunları da buradan ekleyip kontrol edebilirsiniz. Gateway device'ları kısmında da PRI gateway'lerimizi burada ekleyip kontrol edebilirsiniz. Hatta kendi arayüzlerine gittiğiniz ayrı bir menüsü vardır. Bu iki sistemde göstereceğim. PBX device'larımız da zaten dedim ki UCM 63 ve üstü cihaz 63 serisi cihazlarımız desteklenmekte. Onları da ekleyip buradan tamamen ücretsiz şekilde kontrollerini yönetimini sağlayabilirsiniz. Evet, benim UCM Remote Connect kısmında bahsedeceklerim bu kadar. Şimdi VoIP sisteme geçelim. VoIP sistemde UCM Remote Connect'ten farklı olarak neler yapabiliyoruz? Bunlara bakalım. VoIP sistemde yine bir dashboard ekranım var. Açılan bir dashboard ekranım var. Burada cihaz istatistiklerimi, organizasyonlarımı görüntüleyebiliyorum. Model bazlı istatistiklerimi görüntüleyebiliyorum. Genel olarak bana özellikler sunmaktadır. Device Distribution kısmında cihazımın hangi lokasyondan eklendiğini görüntüleyebiliyorum. Ülke bazlı bir görüntülemedir bu. Şu an mesela Türkiye'de eklediğini söylüyor bana. Ve cihaz listesi kısmında da cihazımı görüntüleyebiliyorum. Şimdi burada da organizasyon site bütün anlattıklarım UCM Remote Connect kısmında anlattıklarımla aynı. Farklı olan kısımdan bahsedeyim özellikle. Burada VoIP Account kısmı ve Device Management kısmında farklılıklar var. VoIP sistemi kullanıyorsanız yani bir bulut santraliniz var örnek vermek gerekirse ya da kendinize ait yani bir SIP serverınız var. UCM 63 serisi bir santral değil de bir SIP serverınız var. Bu SIP serverı buradan eklediğiniz zaman add server dediğinizde server ismini, SIP serverınızı, işte gerekliyse outbound proxy'lerinizi, DNS'ini, NAT traversal'ınızı seçip bu bilgileri ekledikten sonra SIP serverınızı artık aktif olarak kullanıp altına da SIP account'lar ekleyip burada benim zaten santrallerimin işlem remote connect'lik santralim dahilleri gelmekte. Ama burada add account yaparak işte öncelikle SIP serverınızı ekleriniz, bu santraliniz var. Bu santralinizi ekleriniz ve add account kısmında da yine gerekli bilgileri SIP user ID, SIP authenticity ID, yani telefonları nasıl register ediyorsak o bilgileri girip SIP serverını seçtikten sonra bulut santralinizin
hem server'ınızı hem account'unuzu ekledikten sonra Grassim uç nokta cihazlarına bu bilgileri gönderip o cihazları tamamen VoIP sistem kısmında ücretsiz bir şekilde GDMS Cloud aracılığıyla kontrollerini sağlayabilirsiniz. Uzaktan dünyanın neresinde olursanız olun bunun kontrollerini sağlayabilirsiniz. SIP server ekleme ve SIP account eklemeyi gösterdim. Import export seçeneğim de mevcut SIP account kısmında. Yani mesela buradan bir tane seçip import edip gerekli hangi bilgileri dolduracağımı görüp Excel dosyası vermekte. Ona göre bilgileri doldurup tam tersi özür diliyorum. Export edip gerekli bilgileri doldurup import edebilirim buraya. Ya da elle tek tek de add account yapabilirim. Server kısmından bahsettim. SIP server'ınızı ekleyebiliyorsunuz. Device Management kısmında VoIP device'larım var. Artık VoIP sistemdeyim. Uç nokta cihazlarımı görüntülüyorum. Uç nokta cihazlarında şu an 2615 üstünde göstereyim. 2615 üstünde Account Configuration kısmında burada ben account ataması yapabilirim. Cihaz ne kadar SIP account destekliyorsa onların hepsi burada çıkmaktadır. İşte burada seçtim account atamasını yapabiliyorum. İkinci hesabına bu gelsin, üçüncü hesabına bu gelsin gibi. Save and apply dedikten sonra bir provision gönderiyor ve account eklemesi yapabiliyorum. Aynı şekilde ayarlar kısmında aynı lokalde cihazın arayüzüne girmişim gibi tüm arayüzünde gördüğünüz tüm ayarlar burada mevcuttur. Account settings, maintenance, network ayarları, sistem ayarları, telefon ayarları, işte kontaklarınız, LDAP'ınız olsun, normal rehberiniz olsun. Bunları burada görüntüleyip bütün özellik değişikliklerini yapabilirsiniz. Şurada 2 ve 3 seçenek, 2 ve 3 ayar değiştirildiğini görüyorsunuz. Yok ki account'un SIP settings kısmında 2 tane ayar değiştirilmiş. Bunun bana bilgisini veriyor. Maintenance kısmında da 3 tane ayar değiştirilmiş. Bunun bana bilgisini vermekte. Dediğim gibi lokalde nasıl cihazın arayüzüne eriştiğinizde cihazın düzenlemelerini yapıyorsunuz. Burada da cihazın bütün özellik düzenlemelerini yapabilirsiniz. Bu device kısmına geri dönüyorum. Özellik düzenleme gösterdim. Bir de device diagnostic kısmı var. Device diagnostic kısmında da cihazınızın aynı USM Node Connect sistemdeki gibi diagnostiklerini yapabilirsiniz. Atamalarını, işte network kontrolünü, cihaz lokaldeymiş gibi cihazdan ping atmayı, transport'u bunları yapabilirsiniz. Kontrollerinizi buradan sağlayabilirsiniz. Tekrar device management'e, VoIP device'e döneyim. Daha fazla seçenek kısmında da device space, operation log yapılan ayarlar, task kısmında bu cihazda hangi tasklar gerçekleştirilmiş bunlar. Edit device kısmında düzenleme. Yine burada sadece isim değişikliği falan yapabiliyorsunuz. Çünkü modeli ve MAC adresi zaten belli. Burada transfer device seçeneğim var. Şimdi şöyle Üstem Node Connect'te göstermiyor ama tekrar göstereyim. Cihazı seçtikten sonra Upgrade Firmware Site ataması. More seçeneğinde işte Delete, Reboot, Factory Reset, Transfer Device yapabiliyorsunuz. Transfer Device'ın amacı şu. Bir organizasyondan diğerine bunu transfer edebilirsiniz. Mesela default'ta ben bunu test organizasyonuna transfer edebilirim. Böyle organizasyonlar arası transferler yapabilirsiniz cihazlarınızda. Refresh zaten refresh yapmaktadır. Transfer device seçeneğimiz burada da mevcut. Şimdi push to configuration özelliğimiz var ve site device local configuration özelliğimiz var. Push to configuration cihazı ekledikten sonra default'ta otomatik olarak açık gelir ve bu da şunu diyor. Bir değişiklik yaptığında ben onu hemen çekeceğim diyor. Eğer push configuration'ı kapatırsanız manuel olarak bunu yapmanız gerekir. Ama dediğim gibi default'ta açık olarak gelir. Ancak buradan da kapatabilirsiniz. Site device local configuration kısmında da lokalde bir cihaza değişiklik yaptınız. Lokalde arayüzüne gidip değişiklik yaptınız. Bunun GDMS'in yansımasının senkronizasyonunu buradan sağlayabilirsiniz. Ve reboot'la factory reset seçeneklerinde yine option kısmında daha fazla seçenek kısmında mevcut. Burada yukarıdaki menülerden bahsedeyim. Bir cihaz eklemesi nasıl yapıyoruz? Burada herhangi bir parola istemez. Cihazın ismini girdikten sonra MAC adresi seri numarasını girerek ve site'ını seçerek cihazımı ekleyebiliyorum. Şimdi dedim ki bunu yapmak için cihazı kutusundan bile çıkartmanıza gerek yok. Cihazı online duruma getirmenize, açmanıza gerek yok. Cihazlar kutuluyken DM üstünden bütün konfigürasyonlarınızı yapıp daha sonra kuracağınız yere götürüp cihazları internete çıkarttığınızda DM üstünden otomatik bütün yaptığınız atamalar kısa bir süre içerisinde gerçekleşir ve
kurulumuz tamamlanmış olur. Böyle de bir kolaylığı var. Bundan da bahsetmiş olayım. Cihaz eklemesi de dediğim gibi MAC adresi ve seri numarasını ekleyerek yapılıyor. Import-export seçeneklerim burada da mevcut. Dışarıya alıp Excel üstünde gerekli bilgileri doldurup tekrar içeriye aktarabiliyorum. Device Management kısmında bir diğer farklı olan seçeneğim de GHz-45 serisi gateway'lerimiz, PRI gateway'lerimiz. PRI gateway'lerin buradan cihazı ekleyip onunla Add Device seçeneğine gelin. MAC adresi ve seri numarası ekleyip onları ayrı bir panelden yönetebiliyorsunuz. PRI gateway'lerimizde eklediğiniz takdirde yine onlarda da aynı yönetme yani upgrade yapma, site atamaları yapma gibi XAML Connect sistemdeki aynı öğünler mevcut. Template kısımlarından XAML Connect'te bahsettiğim gibi site task ve diagnostik kısımlarında bahsettiğim gibi yine resource'umuz ortak zaten bu sistem XAML Connect kısmında. Genel olarak farklı olan web sistemde farklı olanlara bahsettim. Dediğim gibi web sistemi ne zaman kullanacağız? XAML Connect sistemini kullanmıyorum ben. Benim bulut santralim var ve uç nokta olarak da Grandstream kullanıyorum. Bu tip durumlarda web sistem kullanarak cihazlarınızı hem yönetebilir hem de buradan sip serverlarla onlara hesap atamalarını gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi kullanıcı kısmından bahsedeyim. Burada da açılan personal information kısmında kişisel bilgileriniz yer almakta, kayıt olurken kullandığınız. User Guide ve Function Guide'larımız burada. Dilerseniz bunları da detaylı bir şekilde CDMS hakkında bilgilerin yer aldığı User Guide ve Function Guide'ları inceleyebilirsiniz. Çıkış yaparken Sign Out seçeneğini buradan gerçekleştirebilirsiniz. EU ve World olmak üzere iki rejimimiz var. Türkiye'de bulunduğumuz EU rejimini kullanacağız. Ama isterseniz yani bir kısıtlama yoktur. United States olarak World'de kullanabilirsiniz. Ancak Network olarak EU rejimini kullanmanız çok daha faydalı olacaktır. Plan ve Service kısmından bahsedeyim. Servislere geldiğim zaman burada görüyorsunuz. Cloud Storage Space, XAML Remote Connect ve Cloud Instant Message servislerimiz var. XAML Cloud Instant Message servisimiz 3 aylık bunu aktifleştirdikten sonra 3 aylık bir Cloud IAM test vermektedir bize. Bunu buradan kullanabilirsiniz. Servise geri dönüyorum. XAML Remote Connect 1.63 sistemi, XAML Remote Connect sistemi eklediğinizde onda da ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Zaten şu an üstünde beta testlik yapmaktır. Herhangi başka bir plan yoktur. Ve sayılardan bahsettim. Cloud Storage Space kısmında ise burada tek arttırılabilir yani ücretli olan abonelik sistemiyle çalışan tek nokta bu. Cloud'daki USM device'larınızdaki alanı arttırmak, Cloud'dan kullandığınız o 5 GB'lık alanı, resource'larınızı kullandığınız o alanı arttırmak için. Burada zaten USM datalarındaki storage'ım bana 5 GB veriyordu. Other resource'larım için yani resource'larım için de 1 GB veriyordu. Bunları tamamını 250 GB'a kadar arttırmanız için aylık burada ücreti belli. Aylık bir ücret aboneli sistem olarak yani ücret sadece bu servisimiz mevcut. Cloud Storage servisimiz. Plan servis kısmında bahsedeceklerim bu şekilde. My Plans planınızda sizin eğer bir planınız varsa ekstra bir plan kullanıyorsunuz. Onları görüntüleyebiliyorsunuz. Evet, genel olarak Grasim cihaz yönetim sisteminin menülerinden, ne işe yaradığından, nerelerde kullanabileceğinden bahsettim. Şu an sorularınız varsa sorularınızı alabilirim. Sorularınız yoksa webinarımız kaydedildi şu anda. Ben teşekkür ederim Aydar Bey. Webinarımız kaydedildi şu anda. Bir gün içerisinde YouTube kanalımızda paylaşılıyor olacak. Dilerseniz istediğiniz zaman oradan da tekrar izleyebilirsiniz. Bir sonraki webinarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.